Diyelim ki x diye bir rastsal değişkenimiz olsun. Bu değişken bir madeni parayı ard arda 3 defa attığımızda kaç kez tura geleceğini belirtsin. Rassal değişken x'i kullanarak bu videoda olasılık dağılımını inceleyeceğiz. Rassal değişken olan x'in farklı değerleri için olasılıklarını gözden geçireceğiz. Muhtemel sonuçların ne olduğunu yazıp dağılımın nasıl olduğuna bakacağız. Bir parayı üç defa attığımızda neler olabileceğine bakacağız. Elbette olabilecek her şeyi düşünmeyeceğiz. Paranın dik gelmesi veya ortadan kaybolması gibi durumlar bizi ilgilendirmiyor öyle değil mi? İdeal koşullarda hangi sonuçları elde edebileceğimizi düşünüp bunun bir listesini yapacağız. E hadi o zaman başlayalım. Hepsi tura gelebilir değil mi? T, 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 evet. Tura, tura, tura. Tura, tura yazı gelebilir. Tura, yazı, tura gelebilir. Tura yazı yazı gelebilir. Yazı tura tura. Yazı tura yazı. Yazı yazı tura gelebilir. Bir de hepsi yazı gelebilir. Evet. Yani sonuç olarak 8 durum söz konusu. Bir madeni parayı ardarda 3 kez atma deneyini yaptığımızda aynı olasılığa sahip 8 farklı sonuç oluşabilir. Şimdi, rassal değişken olan x'in 0 olma olasılığına bakalım. Bu bize, 3 atışın hiçbirinde tura gelmesin demek istiyor, öyle değil mi? Yani x değişkeninin değerinin sıfır olması hiç tura olmadığı için 3 atışında yazı gelmesi anlamına geliyor. Bu olası 8 sonuçtan sadece bir tanesi, yani bu bizim aradığımız koşula uyar, öyle değil mi? Bu nedenle bunun gerçekleşme olasılığı 1 bölü 8 olacak. Peki, x'in değerinin 1 olma olasılığı nedir? Yani sadece bir defa tura gelmiş olan sonuçlara bakacağız. Bu var, şu var, bir de bu var, öyle değil mi? Sanırım bu kadar, evet. 8 sonuçtan 3 tanesinde sadece 1 tura var. Başka bir ifadeyle x eşittir 1 olma olasılığı 3 bölü 8. Benzer yöntemi tekrarlayarak devam edelim. x'in değerinin 2 olma olasılığı nedir? x'in 2 olması için 3 atıştan herhangi ikisinin tura gelmiş olması gerekli. Bu sonuç x'in 2 olmasını sağlar. Bu ise burada, burada ve burada var öyle değil mi? Bu da 8 sonuçtan yine 3 tanesi demek oluyor. O halde bunun da gerçekleşme olasılığı 3 bölü 8. Son olarak x'in değerinin 3 olma olasılığına bakalım. Yazı tura attığımızda sadece bir sonuçta hepsi tura olabilir değil mi? O da açıkta kalan bu durum. Bu nedenle bunun olasılığı 1 bölü 8. Bir de bu dağılımı nasıl grafiğe çeviririz? Hadi gelin onu düşünelim. İlk olarak bir dikey eksen çizelim. Bu bize olasılık değerlerini versin. Evet, olasılık değerleri. Değeri elbette 0 ile 1 arasında olacak. İmkansız ile kesinlik arasında. Bu arada bir de yatay eksen çizdim. Burası 1 olsun. Burası yarısı. Bunlar çeyrekler. Sonra da 8 de 1'ler. Evet. Yatay eksen ise sonuçlar ekseni olsun. Sonuçlar. Aslında sonuç itibariyle olabilecekler demek istiyorum ama bu çok iyi ifade etmedi sanırım. Bunun yerine x'in değerleri diyelim. Evet. Bu daha anlaşılır. x 0 olabilir. Bunu farklı bir renkle yazayım. x 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir ve x 3 olabilir. Bunlar rassal değişken olarak tanımladığımız x'in alabileceği değerler. Evet, ortamı hazırladık. Artık sadece çizmek kaldı. x'in değerinin 0 olma olasılığı 1 bölü 8. Buraya bize bu durumu anlatan şöyle küçük bir sütun çizelim. Biraz daha geniş olabilir aslında, evet. Böyle daha iyi oldu. Burası 1 bölü 8. X'in değerinin 1 olma olasılığı 3 bölü 8. 1 bölü 8, 2 bölü 8, 3 bölü 8 yaklaşık olarak burada. Buna ait sütunu da çizelim, evet. İçini de dolduralım. Peki, bu da tamam. X'in değerinin 2 olma olasılığı da 3 bölü 8. Dolayısıyla diğeriyle aynı seviyede olacak. Bunu da yeşille çizelim. Tamam, güzel. Böyle bir şey. Ve son olarak x'in değerinin 3 olma olasılığı. O da 1 bölü 8'di değil mi? Bu da şöyle bir kutucuk. Burası pek orantılı olmadı sanki. Bir saniye. Kes yapıştır. Tamam 3 burada olmalı. 2'ye de küçük bir operasyon. Evet tamam. Ve işte rastsal değişkenimiz olan x için bir olasılık dağılımı grafiği oluşturduk. Bu deneyde ard arda yapılan 3 atıştaki tura sayısını saydık. Rastsal değişken x'in alabileceği değerler hep tam sayılardı. Bir sayı doğrusu düşündüğümüzde 1 ile 2'nin arasında değerler vardır elbette. Ancak yaptığımız bu deneyde x'in değeri 0,5 ya da pi sayısı gibi kesirli değerler almadı. Yani sayı doğrusunda x'in aldığı değerlerin arasında farklı sayılar olmasına rağmen x'in alabileceği değerler kesirli olamayacağı için bunların olasılığı hesaplanmadı. Mesela x 1 ile 2 arasında bir değer alamaz. Bundan dolayı ayrıktır. Bu duruma ise özel bir isim veriliyor. Bu durum rassal değişken x'in alabileceği değerler ayrıktır şeklinde ifade ediliyor. Bu nedenle grafiğimize de ayrık olasılık dağılımı deniyor. x değişkeni için ayrık olasılık dağılımı.